Merhaba arkadaşlar, ben Kenshi. Bugün sizlere Wild Rift çekeceğim. Çünkü birimiz hepimiz için oyun gelmiş arkadaşlar, oyun modu. Çok keyifli bir oyun olacak. Az önce oyun başlangıcında oynadık kuzenimle birlikte. Yanımda Cem var. Arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Bizim takım lag saldı. Karşı takım bir screen kaldı. 45 dakika boyunca maç oynadık. Gerçekten çok yorucuydu. İnşallah yine uzun olmaz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Wild Rift'i biliyorsunuz zaten. Benim 2 adet hesabım var. Şu an yan hesapta giriyorum. Allah izin verirse pazar günleri, her gün, her pazar günü Wild Rift videoları çekeceğiz arkadaşlar. Sıfırdan karakter oluşturmayı düşünüyorum. Sadece pazar günleri o karakteri oynayarak ranked maçta atacağız. Hem de oyunla alakalı ufak rehberlerimiz olacak. Takipte kalırsanız seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Birimiz hepimiz için oyun moduna. Ben grupta buzum hemen geliyorum. Canım benim. Grup isteğe gönderildi. Kabul eder misiniz? Evet. Evet beyefendi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu tarz bir oyun için ilk defa video çekeceğim. Belki çok konuşmayabilirim. Muhabbet etmeyebilirim. Yani hep çektiğim bir video tarzı değil. O yüzden. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada Wild Rift'te şu an 90 küsür karakter var. Birçok MOBA oyunundan daha kaliteli. Bence oynamanızı tavsiye ederim. Neden derseniz işte çimleri görebiliyorsunuz. Ward atıyorsunuz. Çimlere atılan wardları temizleyebiliyorsunuz. Tarayıcı alıyorsunuz. Yani oyunda 4 adet skill kısmı var. O yüzden hani daha kaliteli bir oyun. 3 tane skill'li oyunları biliyorsunuz zaten. Birçok oyun o şekilde MOBA'ların. Ama bu oyun yani League of Legends zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki MOBA oyunlarının arasında bilgisayar oyunu olarak zaten tarihin en iyi oyunlarından birisi. Bir de şu an mobil oyunu var elinde. Şu an oynadığımız. Yani kalite olarak kalite arıyorsanız bence en kaliteli oyunlardan birisi. LoL oynuyorsanız bilgisayar oyunu zaten çok rahat şekilde alışabiliyorsunuz. Bunu oynayabiliyorsunuz. Ha, oynamadıysanız hiç zaten çok zor değil. Oyunun başlangıcında size zaten oyun öğretiyor. Zor değil. Keyifli bir oyun. Tek kötü yanı çok fazla yaşı ufak arkadaşlarımız var. Fazla küfür ediyorlar. Oyundan sizi düşürüyorlar. Mentalinizi bozuyorlar. Strese sokuyorlar. Çünkü küfür ettikleri için. Bu yüzden bu yönden biraz kötü. İleride düzelir diye düşünüyorum. Şu an aslında reportladığınız zaman hani küfür etti işte ne bileyim din, dil, ırk ayrımı yaptı gibi reportlar yaptığınız zaman zaten hemen ban yeme sürecine giriyorlar. Sağ olsun bilgisayar oyunu gibi değil. Mobilde daha hızlı bir şekilde support kısmı yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyeceğiz çünkü kuzenim bugün oyuna gireceği zaman oyuna girememiş. Oyundan düşmüş. O yüzden ceza yemiş. 150 saniye falan beklememiz gerekiyor. Zaten şu an 150 saniyeyi yaklaşık doldurduk. Birazdan oyunumuz gelir arkadaşlar. Oyun içinde mic açabiliyorsunuz. Hemen sol alt köşede beta diyor. Bakın arkadaşlar bastım. Kapalı grup diyor. Buna bastığım zaman grup arasında sohbet edebiliyorum. Grup dediği zaman zaten sadece ikimiz sohbet etmeye gerek yok. Bunu ayarlayabiliyorsunuz diye biliyorum. Sadece grup değil diğer oyuncularla da konuşabiliyorsunuz diye biliyorum. Belki biraz değişmiş de olabilir. Öz takviyelerimiz falan var. Seviye atlamak için öz takviyesi. Burada tek kötü yanı hero'ların fiyatları biraz pahalı. 5500 özel satın alıyorsunuz. Her gelen karakter yine 5500 öz oluyor. Allah'tan farklı olmuyor ama bir şeyler satın alırken zorlanıyorsunuz abi. Sürekli oyunda olmanız lazım. Sürekli öz kasmanız lazım. Zor oluyor tabii birazcık. Ben bile yani ana hesapta yaklaşık 45-50 tane hero'm var. Yarısı yok. Şimdi ne banlayacağız? Ben fizi banlamak istiyorum. Şimdi atlayacaklar, zıplayacaklar, balıkları üstümüze atacaklar. Başımıza bela olabilirler. Wild Rift'i hiç oynamayan arkadaşlar vardır. O yüzden karakter tanıtımı yapmayı da planlıyorum. Her pazar günü videolarımız olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu birimiz için, hepimiz için dediğimiz bu sistem arkadaşlar şöyle bir şey. Bu arada ben Ziggs oynamak istiyorum. Hemen onu seçeyim. Tamam, Ziggs'i seçtim. Arkadaşlar bunun farkı şu. Normalde 5 karakter 5 farklı kişi, farklı karakterler alıyoruz ama şansımıza kim ne seçerse o geliyor gibi düşünün. Birimiz hepimiz için dediği kısım şu. Hepimiz aynı karakteriz arkadaşlar. Hepimiz aynı karakteriz. Karşı taraf da aynı şekilde. Ve karşımıza Garen geldi. Biz eşiz. Bayağı bir zorlu bir süreç olacak. Sıkıntılı yani bir oyun modu şu an. İnşallah ölmeyiz abi. Ben bir bariyerle değiştirdim tutuşturumu. Kendimi korumak istiyorum. Kırılgan bir karakteriz. Bu AD carry karakteri arkadaşlar. ADC karakteri. Bu yüzden ölmeden yani ölmeden hayatta durabilirsek. Çünkü Garen hem fiziksel olarak vuruyor hem de gerçek hasar atıyor arkadaşlar. O yüzden bayağı bir sıkıntılı bir karakter. Karşımıza bunun gelmesi bayağı kötü oldu. Biraz daha yumuşak bir karakter gelmiş olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Cem abi beraber seninle beraber yukarı gidelim biz. Olur mu? Bu arada orman dönmenize gerek yok. Çünkü birimiz hepimiz için de aynı koridorda yine fazla kişiler gelecek arkadaşlar. 3 level olarak başlıyoruz. Kimse yok Mehmet abi. Evet. Biraz saldırıyoruz. Canı azaltalım ki rahat rahat öldürelim ama gelene kadar kuleye vuracağız biraz.
Kuleden paramızı alalım. Yaklaşamayacak normal olarak. İlk kan döküldü. Vallahi dayak yiyor bizimkiler. Hadi hayırlısı bakalım. Tabi arkadaşlar, benim biz hepimiz için de illa oyun kazanmak için kendinizi yırtmayın abi. Keyif alarak oynayın. Çok mühim değil yani. Ha maç kazanmışsın ha kaybetmişsin. Keyif alın. Keyif aldıkça, her oyun keyif aldığınız sürece iyi. Bu arada şu an... Ooo öleceksin 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 öldün. Ne yaptın lan? Baitledin mi? Ha? Ha? Nasıl bir şey yani? Şimdi bilerek mi yaptın yoksa yanlışlıkla mı yaptın, onu algılamaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar, hasta olduğum için kusura bakmayın. Sesim hem kalın geliyordur büyük ihtimal. Hem de burnum akıp duruyor. Arada bir çekiyorum. İnşallah videoyu da editlerken bir problem olmaz diye düşünüyorum. Rahatsız olmanızı falan hiç istemem abi. Gel. Gel gel, keserim bunu, gel. Kuleden çok hasar yiyor bu karakter ya. AD carry olması kötü yandan. Ama tabi Garen'e karşı da sürekli dondurduğumuz için. Vay, adam kreptedik kase atıyor ya. Lan kase atma. Ah, krep case attı şimdi de. Büyük minyon kaçtı. Bir sürü para. Neyse, kuleyi alalım. Tamam, çok güzel. İlk kuleyi aldık. Baya para da aldık. Hemen base atıyorum Mehmet abi ben. Ona göre bir şeyler yap sen de. Oy 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 oy. Neyse, bunu alalım ilk. Hemen bir çizme çıkalım arkadaşlar. Aldığım item arkadaşlar hem can çekiyor, hem saldırı hızımı arttırıyor, hem de kritiğimi arttırıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir item aldım. Bu arada karşı rakip öpüyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı bir... Ay yu. Yu, o adama vurmak istedim, öbür adama vurdum. Nasıl iş ya? Hemen lane'i ittirelim ki adamlara vururuz. Hemen 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 kuleye vuralım. Üst kuleye alıyorlar. Biri de üst kuleye gitse keşke ya. Hem geldik midi ittirdik, hem toptaki kuleyi aldık. Bir de arkadaşlar yani şöyle bir durum var. Oyun oynarken şöyle bir kötülük oluyor. Mesela bunu ben tabii ki oyunu öğreteceğim size bu konuda. Bazen bakıyorum arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı oluyor. Adam, ben şimdi ne yaptım? Lane'i ittirdim. Top kuleyi ittirdim mesela. Top kuleyi aldım, lane'i ittirdim. Ve mid'e gelmişim. Top kuleyi boş bırakmışım yani. Lan 130 canı var ha. 57 öldü. Kim öldü? Bana mı öldü? Başkasına mı öldü? Garip bir durum. Güzel. Hiç kill almadım ama. Asistimim de var. Problem değil. Bey zaten alt kule gidiyor. Mehmet Bey, yanıma gelin de bot kuleye ittirelim seninle beraber. Topta mısın? Botta mısın? Ha? Şimdi arkadaşlar, bu can çalmayı alacağım. Can çalacak bu ayakkabı. Fiziksel itemlerden almak istediğim item burada var mı? Şu itemi alayım. Yanlış da olabilir. Tamamen göz kararı kafama göre. Hemen gideyim. Adam alt kuleye kadar ittirmiş abi. Bir de eşin ultisi çok güzel.
ayarlayabiliyorsunuz. Nereye gitmesini istiyorsanız. Oo, ejderha ama bizim için daha rahat ya. Onlar çok daha rahat kule alabilirler. Çok daha rahat orman dönebilirler. Biraz bizim kasmamız lazım. Ki böyle nasıl olacak bilmiyorum. Bir de LoL'de kite çok önemli arkadaşlar. Kite denilen şey nedir? Skill vurdukça ve normal basic vuruşları yaptığımız zaman mesela bak vuruyorum değil mi arkadaşlar? Karşı taraftan adam geldiğini düşünelim. Vuruyorum, kaçıyorum. Vuruyorum, kaçıyorum. Vuruyorum, kaçıyorum. Bu çok önemli. Yani durduğunuz yerde skill atmanızın hiçbir mantığı yok bu oyunda. Daha doğrusu MOBA oyunların hiçbirinde yok. Mesela bak durduğum yerde vuruyorum. Bunun hiçbir mantığı yok. Vuracaksın, kaçacaksın. Vuracaksın, kaçacaksın. Vuracaksın, kaçacaksın. Neden vuracaksın, kaçacaksın? Kendini buna alıştırırsan ne yaparsan yap hep bu şekilde oynarsın. Alıştığın için de karşıdaki oyuncuların attığı skill'leri dodge'layabilirsiniz arkadaşlar. Bakın vurdum kaçtım, vurdum kaçtım, vurdum kaçtım, vurdum kaçtım. Böyle bu şekilde oynamanız gerekiyor. Tamam mı? Tık 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 tık. Zaten şey olmuyor, korkmayın yani. Lan oğlum kuleye vursana. Ay. Az daha ölüyordum ha. Vurdun mu? Ama çok uzakta dayak yedik. Geliyorlar burada. Kaçma be abi. Tamam kaçalım kaçalım kaçalım. Hiç uğraşma bak. Bu uğraşmanın sonucu ölürüz çünkü arkadan da gelen var. Ben kaçıyorum. Sen şimdi araya alacaklar. Çünkü ben senden önce kaçtım. Evet bak araya aldılar seni. Oo daha gelen de var. Mehmet abi öldüğün için kusura bakma. Ama sana söylemiştim. Kaç diye. Ya. Abi sözü dinlemek lazım bazen. Bu arada arkadaşlar Mehmet 13 yaşında. 'Nun kaçmamasının sebebi ona düşüncesine göre orada ben nasıl olsa kaçardım ya. Ama üçüncü kişi geldi o yüzden kaçamadım ya düşüncesi var. Aklını okuyorum şu an. Gülüyor çünkü. Şimdi arkadaşlar ben niye gitmedim? Lane'i ittireceğim. Hemen base'imi atacağım. Hem para kasmış oldum. Mid tutmamız gerekiyor. Hepsinin mid'e gitmesi lazım. Hemen bir işaret attım oraya. Lütfen oraya gelin arkadaşlar. Yoksa araya gidecek yani orası. Evet. Evet abi. Şu an bir pentam var mı? Ha, ne diyorsunuz? O kili alsaydım var ya, müthiş olacaktı ya. Gerçekten müthiş olacaktı. Devam et, devam et, devam et. Oğlum bunu bak, bak canı çok az. Adam korkarak oynuyor. Çok sıkıcı ya. Çok güzelsin. Tamam çok güzel. Kaçırma derken diğeri geldi. Bu kötü işte. Sürekli gelmeleri iyi bir şey değil. Abi sürekli Allah Allah. Bu kadar kili çaldıktan sonra ben zaten boynu hayatta taşıyamam. Neyse inşallah bizim adam taşır ya. Artık güzel ormanı dönmeye başladım. Çok kase yiyorum. Botu da ittiriverin ya size zahmet. Bir de ejderi alın. Ben biraz kasayım madem normal kasamıyorum. İnşallah görüntüde bozuk gelmez size ya. Benim şimdi oyun bayağı akıcı. Ama nedense OBS ayarlarında baktığım zaman oyun çok donuyormuş gibi gösteriyor. İnşallah o şekilde çıkmaz. Üzülürüm abi bu kadar dakika oyun yap. Evet dövmeye başladık bu arada. Ama işte toplu gelirlerse dayağı yeriz. Tamam bunlar aşağıdayken ben lane ittiriyorum. Ha bir kişi bana geldi şu an.
Öldüm herhalde. Aynen. Adam üstüme zıpladı, hopladı, atladı. Abo! Bütün skilleri yedim ama rakip takım teslim oldu. Ya bu kadar da bu kadar da hızlı bir şekilde biteceğini düşünmemiştim ama evet, onlar için zorlu bir oyundu. Sürekli donduruyoruz arkadaşlar. Sürekli yavaşlatıyoruz. Ve ultimiz sabitliyor adamları. O yüzden zaten maçı alma ihtimalleri biraz düşüktü. Ama başlangıçta da tabii ki korkmadım değil. Maçı kaybetme ihtimalimiz de yüksekti. Çünkü Garen karakterini oynamak kolay. Bizim tabii ki oynadığımız oyunu da kazanmak kolay. Yani bu karakteri oynamak kolay arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız lütfen beni takip edin. Bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Bazı başka videolar da paylaşıyorum. Çok izleyen olmuyor. Üzülüyorum yani. Çünkü emek harcıyorum. Tabii ki emeğimin de karşılığını beklemek istiyorum. Her insanın beklediği gibi şeyler yani. Yanlış anlamayın beni. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.